Bize, bana en azından kattığı en önemli faktörlerden biri birden bebeklerin aslında ne kadar farkında doğduklarını fark ettim. Eskiden bebekleri doğumdan sonra görmediğimi fark ettim. Keşke siz doğumda spot ışığını kapattığımız için, hafif loş bir ortama doğduğu için bebekler doğar doğmaz gözlerini açıyorlar ve çok güzel bakıyorlar. Ve anne kucağına direkt koyduğumuz zaman da belki garip gelecek birçok kişiye ama bu bebekler o ilk refleks nefes alma ağlamasından sonra ağlamıyorlar. Sakin nefesler alıyorlar. Çünkü ağlamak bir ihtiyacın belirtisidir. Kordon geç kesildiği için oradan oksijen kan akımı devam ediyor. Annesinin güven duyan kalp sesini duyuyor. Annesinin sesini duyuyor. Dokunma duyusunu alıyor. Sanki bir küveze konmuş gibi ısıtılıyor. Niye ağlasın ki bu bebekler? O yüzden bu bebeklerin daha sakin, daha kendinde, daha farkında doğduklarını fark ettim. Ve okudukça da bunun bebeklerin gelecekteki davranışları, ilişkileri, her şeyi üzerinde ne kadar etkili olduğunu keşfettikçe ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bir daha anladım. Ben olayı biraz daha böyle, daha farklı, sadece tıbbi yönden bakayım. Tıbbi yönden baktığım zaman da şunu söyleyebilirim. Belki bütün o nefes egzersizleri daha güzel oksijenlendiriyor. Sonuçta rahime ve bebeği. O gevşemeler bebeğin çok daha kolay doğmasını sağlıyor. Bu nedenle daha az vakum takıyoruz. Daha az kalp seslerinin bozulmasıyla birlikte yaptığımız acil vakumlar vesaireler ortaya çıkıyor. Ben de olaya daha böyle tamamen tıbbi yönden bakarsam da daha az komplikasyon olduğunu bile söyleyebilirim açıkçası.